bütün özellikle sayınlar Cumhurbaşkanı adayımız ve onun nezdindeki bütün siyasi dostlarımız, grup başkan vekilimiz, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz adına mutlu olduğumuzu, gururlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Ben elbette Trabzon'un evladıyım. Burada doğmak, burada büyümek, özellikle Trabzon'da lise eğitimini bitirip şehir dışına hayatını taşıyan bir kardeşiniz, hemşehriniz olarak her daim söylediğim bir duygum vardır. Hangi işim olursa olsun doğduğum topraklara Allah'ım beni mahcup etme diye dua ederim. Çünkü gerçekten burada bilirim ki bizim insanımız kendi insanını takip eder. Ne yaptığını izler. Kötü bir şey yapar ise yüzünü söyler. Ama içi de burkulur. İyi bir şey yaparsa gururlanır, çok da övmeyi sevmez. Onu da biliyorum. Sorun yok. Ama önemli olan gerçekten bu toprakların iyi insan yetiştirmeye dönüp bakışıdır. Ruh halidir. Ben de bunu yaşıyorum açıkçası. Canlı yayın yap, lütfen koyma. Niye erken koyuyorsun? Coğrafyadayım, gün. Karadeniz'deyim, Trabzon'umuzdayım. Memleketimizin abine ver. Tamam. Geçmişinden bugüne, tarihiyle, yaşanmışlıklarıyla, ticaretiyle, ekonomisiyle, eğitimiyle, pardon, sosyal yaşamıyla, sporuyla ilgilendiği hayatı müşterilerin sizde de erkeklerini bırakmamalı. Yani burada iddialı bir şey söyleyeceğim. Beni iyi tanırsınız. Her hususta fikrimin olması için yapılanları izlemeye özenle gayret ettim. O bakımdan Trabzon'da olan her iyi şey elbette beni çok mutlu ediyor. Ama aynı zamanda ihmal edilen ya da ıskalanan ya da yapılan kötülükler de elbette ki beni derinden üzüyor. Tabii böyle bahsedince aklınıza ilk olarak Trabzonspor gelecektir. Ama mevzumuz Trabzonspor elbette önemli ve ana bir mevzudur ama bugünün mevzusu değildir. En azından bizi geçen yılki şampiyonluğuyla mutlu etmiştir. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum her şeyden önce. Başarılarının devamını diliyorum. Ama esas olan Trabzon'un yaşam koşulları, iyi bir şehir düzenine sahip olması, iyi bir kentleşme modeline sahip olması, geleceğini, gelecek vizyonunu çok sağlıklı bir şekilde tasarlaması, Trabzon'un genel başkanımızın, cumhurbaşkanı adayımızın tariflediği gibi dünya şehri olma yolunda nasıl bir gelecek arzuladığını bugünden tasarlaması şarttır. Trabzon'un 2050'yi hatta 2100'ü konuşuyor olan bir kent olması şarttır. Çünkü Trabzon etki merkezidir. Karadeniz'in 2-3 ana merkezinden birisidir. Bu bağlamda elbette bizlere görev düşecek. Hayatımızın her evresinde sorumluluk hissettiğim bu coğrafyaya dönük ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ama çok değerli 13. Cumhurbaşkanımız sürecinde yeni hükümetimizde özenli bir çalışmayı Trabzon'umuza ve bölgemize yapacağımızı buradan şimdiden ilan etmek isterim. Trabzon kenti bugüne kadar çok özel dönemleri yaşamıştır. Özellikle imparatorluk şehri olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu kentin fethiyle ilgili Fatih Sultan Mehmet'in Osmanlı İmparatorluğu döneminde nasıl bir özenle bu bölgeye baktığını ve fetih sürecini biliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilk döneminde 3 kez ziyaret ederek yine Trabzon'la ilgili kurduğu hayalleri ve bu coğrafyanın Trabzon ve diğer şehirleriyle birlikte
Cumhuriyetimiz açısından nasıl bir önem içerdiğini de biliyoruz. Ama şu anda 21. yüzyıldayız. Bu şehrin ulaşımdan bölge ticaretinin merkezi oluşuna, kalıcı turizmle ilgili yatırımlarının kalıcı bir turizm gelişimine sahip olan bir şehir olması, sadece dünyanın bir tek coğrafyasından ya da birkaç ülkesinden beslenen değil, daha güçlü bir turistik kabiliyetini sergileyen bir sürece sahip olması çok özellikli ana unsurları olmalıdır diye düşünüyorum. Çok genç bir nüfusu var Trabzon'un. Neredeyse %33'ü işsiz. İşsizliğin, genç işsizliğinin en yoğun olduğu şehirlerden bir tanesi. Bunları besleyen, geliştiren, kabiliyetlerini ortaya koyacakları teknolojiyle ve diğer sektörlerle buluşturan bir eğitimi ve aynı zamanda geleceği tasarlayan ve de özellikle son dönemde eğitimde daha önce çok üstün başarılara sahip olmuş bir şehrin artık üniversiteye giriş sınavlarında geriye düştüğü değil, ilk ona girebilen bir şehir olabilmesini sağlayan topyekün bir kalkınma modelini İstanbul'a kazandırmamız gerekiyor. Çokça şey ifade edebilirim ama memleketimiz adına, şehrimiz adına yeni dönemin çok özel bir dönem olacağını, kalkınmadan hukuka, adalete, eğitimden ekonomiye, tarımdan insanca yaşama varıncaya kadar çok özel bir dönem olacağını biliyorum. Çünkü iyi biliyorum ki saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu devlet aklını, devlet vicdanını, her konunun muhataplarını, her konunun bilen insanlarını ve özellikle Trabzon meselesi ise şimdi masamızda bulunan oda başkanlarını, iş insanlarını temsil eden, meslek gruplarını temsil eden, kim var ise onlarla tartışan ve onlarla karar almayı başaran, ortak akıl sürecini yöneten, o derinliğe, o vicdana sahip olduğunu biliyoruz. En büyük teminatımız budur. Bu akşam bulunduğumuz sofra, Ramazan sofrası, birazdan saygıdeğer Cumhurbaşkanımız sizlerle buluşacak. Ben duygularımı bu şekilde ifade ettikten sonra hepinizin Ramazan ayı mübarek olsun, oruçlarımız kabul olsun. Umuyorum Ramazan bayramını en güzel duygularla geçiririz. 2023 çok acı başladı ama önümüzdeki süreçte o acıları hep birlikte dindireceğimiz bir başka bayramı da 15 Mayıs sabahı bütün Türkiye'de hep birlikte yaşarız diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Afiyet olsun.